Ekranda iki fonksiyonun grafiklerini görüyorsunuz. Bu y eşittir fx, fx, bu da y eşittir gx'in grafiği. Ve bu videoda g fonksiyonu içinde f, f'yi başka bir renkle yazayım. Evet, f eksi 5'in değerini bulmak istiyoruz. Bileşke fonksiyonlar ilk bakışta göze biraz korkutucu gelebilir. g fonksiyonunu f eksi 5'te değerlendirmek ne anlama geliyor? Ve bu noktada kendimize fonksiyonların ne işe yaradığını hatırlatalım fonksiyonlar bir girdi değerini alıp onu işleyip bize bir çıktı değeri verirler. Bunun için bu örnekte de f fonksiyonuna eksi 5'i koyacağız ve sonuç olarak f eksi 5'i elde edeceğiz. f eksi 5'in neye eşit olduğunu az sonra bulacağız ama soruyu cevaplamak için bir de f eksi 5'i g fonksiyonuna koyup g fonksiyonunun bunun karşılığında bize hangi değeri vereceğini yani g fonksiyonu içinde f eksi 5'i bulmamız lazım. Adım adım gidelim. Birinci adımda, x eksi 5'e eşitken, f fonksiyonunun hangi değeri alacağını, hangi çıktı değerini bize vereceğini, yani f eksi 5'i bulacağız. Bir bakalım, x eksi 5 iken fonksiyon burada, yani f eksi 5 eksi 2'ye eşit. O zaman f eksi 5 yerine eksi 2 yazalım. Böylece g fonksiyonu içine f eksi 5 yerine eksi 2 yazabiliriz. Ve bunu g eksi 2 olarak düşünebiliriz. g eksi 2. g fonksiyonuna eksi 2 değerini verdiğimizde ne olacak ona bakalım. Buradan elde ettiğimiz değeri şimdi de g fonksiyonuna veriyoruz. Peki x eksi 2 iken g hangi değeri alır? Bakalım x eksi 2 iken g bize çıktı değeri olarak 1'i veriyor. Böyleyse burası 1'e eşit g içinde f eksi 5, g fonksiyonu içinde f eksi 5, göze ve kulağa zor gelmesine rağmen 1'e eşitmiş. Ne yaptığımızı bir kere daha gözden geçirelim. f fonksiyonuna eksi 5 değerini verdik. Bunun üzerine f fonksiyonu da bize çıktı olarak eksi 2 değerini verdi. Eksi 2'yi g'ye verdiğimizde de 1 elde ettik. Bu kadar.